Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlere robot süpürgenin temel bakımları nasıl yapılır onu göstereceğim. Onunla ilgili bir video çekiyorum. Basit bakımlar bunlar. Toz torbasının, toz kovasının temizliği, işte altındaki süpürgenin, fırçanın temizliği vesaire. Şimdi bu bir günde yapmış olduğu temizliğin tozu, görüyorsunuz. Bunun temizliğini gösteriyorum şimdi. Daha önemlisi alt tarafının temizliği. Şimdi önce bir tane tornavida yardımıyla bunu çıkardık. Bunu kenara koyuyorum. Şimdi buradaki bunu zaten muhtemelen kullanan herkes biliyordur. İki tarafından bastırıp kaldırıyoruz. Şu şekilde bu ayırdık. Bunu da bu şekilde çektiğimiz zaman geliyor. Genelde buraya gördüğünüz gibi saç vesaire şu şekilde dolanmalar oluyor. Bu tarafında da aynı şekilde. Hafifçe sağa sola oynatırsak zaten bir tarafı direkt hareketsiz olan taraf. Bir tarafı da hareketli olan taraf bu fırçada. Bu fırçayı belki haftada bir temizleyebilirsiniz. Tabi bir şey dolanmazsa ara sıra kontrol etmek lazım. Çünkü makinenin motoruna zarar verebilir eğer kuvvetli bir şey sarılırsa ve motor çeviremezse motora zarar verebilir. Şimdi bunların temizliğine devam edeceğim. Böyle kenara alayım. İkinci önemli konu sensörlerin temizliği. Şu gördüğümüz bu makinede, bu cihazda bunların hepsi sensör ve bunların haricinde de burada ve burada birer tane daha sensörü var. Ve burada da bu haritayı çıkardığı sensörü var. Bunları da ıslak mendil yardımıyla şu şekilde göstereyim. Bir parça ıslak mendille makinenin tüm yüzeyini siliyorum tabi. Ama bu sensörleri de bu şekilde siliyorum. Sensörleri sırayla şuradan içeriye. Kendinde sildikten sonra bir havlu kağıt yardımıyla da tekrar kırılıyorum. Sensörlerin temizliği tamamlandı. Islak mendille bu yüzeyleri, sadece her seferinde daha fazla kararmasın diye bu şekilde siliyorum. Sürtünmeden kaynaklı kararmalar oluyor cihazda. Bunu aynı şekilde tornavida yardımıyla tekrar çok sıkmadan. Şimdi buradaki en önemli parça bu fırça. Bu fırça temizliği üst seviyede yapmasını sağlıyor. Bu fırça sayesinde çekim gücü düşük bile olsa makinenin içeriye çekiyor bütün pisliği. Bunu da bu şekilde temizliyorum. Elektrikli süpürge yardımıyla temizledik. Bu sarı olanların ikisi de aslında birbirinin aynı. Yani hangisini nereye taktığınız çok önemli değil. Sadece yönü önemli. Şöyle oturtup hafif çevirdiğin zaman yuvasına oturuyor. Bu parça da dediğim gibi hareketli. Bu taraf motora bağlanan taraf. Yine hemen sarı parçasını da takıp motor ağzına göre fırça motorunun yönü bu tarafta. Kare olan taraf bu tarafa geliyor. Bunları sadece bu tarafın şu siyah parçanın böyle rahatlıkla dönmesi gerekiyor. Bu bazen sıkışabiliyor, yani araya parça girdiği zaman sıkışabiliyor, dönmesi zorlandığı zaman motoru zorlar. O yüzden temizliğinizde bunun şu parçanın özellikle bu şekilde rahat döndüğüne emin olalım.
Onu yerleştiriyoruz. Bir de şöyle burada şu şekilde deniyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Yönüne göre bastırıyorum. Buradaki parçalar tamam. Bunu makinenin üst tarafına geçiriyoruz. Yine makinenin üst tarafını ıslak mendil yardımıyla siliyorum. Bu cihazın genel temizliği bu kadar. Uygulama üzerinden, yani telefondaki uygulaması üzerinden de bu sensör temizliği gerektirdiği zaman nasıl sürüyoruz onu da, çok zor bir şey değil ama onu da tamamlanması için de göstereceğim ekran kaydıyla. Dipnot vermiş olayım. Bu cihazın su haznesi. Bu cihazda mop özelliği var. Birçok insan şeyi sormuş. Mop yaptırırken sadece suyla mı yapıyoruz yoksa deterjan kullanıyor muyuz diye. Şöyle deterjan kullanıyorum ben. Yaklaşık 1-1,5 senedir de kullanıyorum cihazı. Herhangi bir sıkıntısını görmedim. Lok marka deterjandan şöyle bir kapağın yarısı kadar bu suyu doldurduktan sonra içerisine bir kapağın yarısı kadar koyuyorum, çalkalıyorum. Ondan sonra mopu çalıştırıyorum. Herhangi bir tıkanıklık, herhangi bir sıkıntı da yaratmadı bu zamana kadar. Umarım faydalı olur bu video. Herkese kolay gelsin. İyi günler. Cihaz telefonumuz üzerine indirdiğimiz Roborock uygulamasına tıklayarak Roborock'a giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağ üstte 3 noktadan bu menü açılıyor. Burada da bakım yazan sekmeye tıklayıp burada gördüğünüz gibi filtre, yağ fırça, ana fırça, paspas gerekirse değiştirin diyor. Paspasın bir ömür belirtmemiş. Sensörler düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor çünkü tozlandığı için. Cihaz üzerindeki sensörlerin yerini de gösteriyor buradaki şemada. Altta sensörler silindi sekmesi var. Ona tıklayıp tamam dediğimiz zaman sensörleri temizlediğimiz burada full görünüyor. Diğer filtre ve yan fırça dediğim gibi bunların da değişimi yapıldığı zaman buradan değişimi yapıldığı işaretlenebilir.